Sevgili öğrenciler merhaba. İsmim Kemal Özkan. Uşak Ölçme Değerlendirme Merkezi Matematik Öğretmeniyim. İlk iki videomuzda çarpanlar ve katlar konusuyla ilgili kazanım soruları ve karma sorular çözdük. Bu videomuzda da üslü sayılar konusunun tüm kazanımlarıyla ilgili beceri temelli sorular çözeceğiz. Şimdi ilk kazanımımıza geldiğimizde tam sayıların tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Yani bir üslü ifadenin negatif kuvvetini bulabilirsiniz. Bunun sonucunu hesaplayabilirsiniz. İşaretini belirleyebilirsiniz. Hangi aralıkta olduğunu bulabilirsiniz. Karşılaştırma yapabilirsiniz bu kazanımda. İlk konumuz örnek sorularımızdan yine. Aşağıda bir firmanın özel olarak yaptırdığı ışıklı tabelanın görseli verilmiş. Görüyoruz bu görseli. Tabelanın ışıklandırma sistemi açıldıktan 1 dakika boyunca tabelayı aşağıdaki gibi aydınlatmakta, ardından da 10 dakikalık aralıklarla önce 2 dakika, sonra 4 dakika, sonra 8 dakika şeklinde her defasında dakika cinsinden 2'nin tam sayı kuvvetlerine eşit artan süreler boyunca tabelayı aydınlatmaya devam etmektedir. Şimdi burada söylediğini bir defa bir hemen anlamamız gerekiyor. Önce 1 dakika boyunca tabelayı aydınlatıyormuş. 10 dakika sonra ara veriyormuş. Sonra 2 dakika aydınlatıyormuş. Yine bir 10 dakika ara veriyormuş. Sonra 2'nin kuvvetleri yani 4 dakika örneğini vermiş zaten. 4 dakika aydınlatıyor. Yine bir 10 dakika ara veriyor. Sonra 8 dakika aydınlatıyor. Yine bir 10 dakika ara veriyor. Buraya kadar kendisi örneklendirmiş ve demiş ki 2'nin tam sayı kuvvetlerine eşit. Şimdi bu 2 üzeri 0 zaten. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 şeklinde gidiyor. Demek ki bir sonrakinde 2 üzeri 4 yani 16 dakika boyunca aydınlık kalacak ve yine bir 10 dakika ara verecek. Bir sonrakinde 2 üzeri 5 yani 32 dakika aydınlık olacak. Sonra 10 dakika tekrar ara verecek. Bu şekilde artan süreler boyunca tabelayı aydınlatmaya devam etmekteymiş. Sorumuzun devamına bakalım. Diyor ki, akşam 19'da açılan bu tabela ertesi gün sabah 6'ya kadar açık kalmıştır. 19'da açılmış, ertesi gün sabah 6'ya kadar açık kalmış. Ne kadar süre açık kalmış? Hemen bir bakalım. 19'dan 24'e kadar, 24.00'a kadar, akşam 19.00'dan 24.00'a kadar 5 saat sürer. 00 yani 24'ten itibaren sabah 6'ya kadar da 6 saat sürer. Bu ikisinin toplamı toplam 11 saat boyunca açık kalmış. Ama bakıyoruz ki bizim sürelerimiz hep dakika cinsinden verilmiş. O zaman 11 saati dakikaya çevirelim. 11 çarpı 60'tan 660 dakika boyunca bu sistemle çalışmaya devam etmiş. Biz şu an 32 dakika çalıştığını gördük. Tabi molalarla birlikte bu toplam süre olması gerekiyor. Ama çok uzağız 660 sayısına. Biraz daha devam ettirelim. En azından o seviyelere yakın hale gelelim. 2 üzeri 6 bir sonraki süremiz. 64 dakika aydınlık. Sonra 10 dakika tekrar ara. 2 üzeri 7 yani 128 dakika yanacak. 10 dakika tekrar ara verecek. 2 üzeri 8 yani 256 dakika yanacak. 10 dakika ara verecek. Şimdi buraya kadar geldik. Bir sonraki 512 yapar. 660'a aşacağını anlayabiliyoruz bir sonrakinde. Çünkü 512 dakika boyunca aralıksız yanacak. Bir önceki zaten 256 idi. 700'ü bile geçiyor. Bu seviyede biz bu 660 süresine yaklaştığımızı düşünüyoruz. Bakalım ne kadar aydınlık oldu, ne kadar mola verildi. Hepsine baktığımızda şöyle bir toplayalım. Toplama işlemimizi yaptığımızda 7, 15, 21, 23, 27, 35, 41 elde var. 1, 5, 8, 14, 16, 21,
3, 5. 511 dakika boyunca aydınlık kalmış. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dakika boyunca sönük durmuş. Ve toplam süre 601 dakika yapıyor. Ama bizim 660 dakika yapmamız lazım. Demek ki bu en son molayı verdikten sonra sürekli sabah 6'ya kadar, yani bu süre dolana kadar aydınlık kalmış. Şimdi diyor ki bu tabela bu sürede toplam kaç dakika boyunca aydınlatılmıştır? Hani 660 dakikadan bunu iki yolla yapabiliriz. 660 dakikadan çıkarırsak 59 dakika daha, hani buraya 59 dakika daha aydınlık ekleyebiliriz. Ve bunu topladığımızda 570 dakika boyunca aydınlık şekilde kaldığını bulup cevabı denizde bulabiliriz. Ya da ikinci yol, sonuçta toplam süremiz 660 dakika. Bunun artık kesin bir şekilde 90 dakikası boyunca hiçbir şekilde yanmadığını biliyoruz. 660 dakikadan 90 dakikayı çıkararak da yine 570 cevabını bulabilirdik. Güzel bir soru gerçekten. Bir sayının tam sayı kuvvetini bulmaya yönelik. İkinci sorumuza bakalım. Yine bakanlığımızın yayınladığı sorulardan birisi. Burada da tam sayının tam sayı kuvvetini bulmayla ilgili daha çok negatif kuvvet, sonuç bulma, işaret belirlemeye dair bir soru. Ayşe yukarıda üzerinde tam sayı yazan kartları kutuya atıyor. Yani şunlardan bahsediyor. Bunların hepsini kutuya atıyormuş. Ve öğrencilerinden sırayla 3 kart seçmelerini istiyor. Öğrencileri kartlardaki tam sayıları kullanarak bir üslü sayı elde edip sonucu bulmalarını istiyormuş öğretmeni. Örneğin demiş, eksi 2, 2 ve 4 kartlarını seçen bir öğrenci, eksi 2 üzeri 2 üzeri 4 şeklinde bu üslü ifadeyi yazıp 256 sonucunu bulabilir. Sıra Ali'ye geldiğinde seçtiği kartlardan birinin pozitif tam sayı olduğunu görüyor. Yani pozitif tam sayılardan sadece bir tanesi var. Buna göre Ali'nin elde edeceği sonuç aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi aşağıdaki sonuçları elde etmeye çalışalım. Mesela 64 sonucunu nasıl elde edebiliriz? 64 hangi sayıların kuvveti? Biraz bunu bilmek gerekiyor. Baktığımızda örneğin 4 üzeri 3 ile 64'ü yakalamaya çalışabiliriz ama artı 4 sayımız yok. Negatif bir 4 sayısının kuvvetini aldığınızda da sonuç negatif olacaktır. Biz artı 64'e ulaşmaya çalışıyoruz. 8'in karesi olabilir, o da yok. Üssün üssü mantığıyla 2'nin 6. kuvvetini oluşturmaya çalışabiliriz. O zaman nasıl oluşabilir bu? 2 sayısı, eksi 3 sayısı ve eksi 2 sayısını seçersek. Pozitif olması için 2'yi tabana alırız. Eksi 3'ü şöyle üsse alabiliriz. Eksi 2'yi de buraya alabiliriz. Üssün üssü sayesinde bu 2 üzeri 6 olur. 2 üzeri 6 da 64 sonucunu verir. Demek ki ben bu sayıya ulaşabiliyorum. Bu grupta ulaşabileceğimiz en kolay sayı. Bir tane pozitif mesela 1'i alırız. 1'in dışında hangi kuvveti alalım negatiflerde sonuç yine 1 olacaktır. 1 sayısının bütün kuvvetleri 1 sonucunu veriyor çünkü. Mesela yanına eksi 4 ve eksi 3'ü seçtiğimizi düşünelim. 1 üzeri eksi 4 üzeri eksi 3 olur. Yani 1 üzeri 12 olur. Bu da 1 sonucunu verir. Buna da rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Eksi 1 bölü 25 sonucuna. Şimdi bu 5'in bir kuvveti. O zaman bizim zaten burada 5 olarak kullanabileceğimiz bir tek eksi 5 sayısı var. Eksi 5 üzeri eksi 2 ancak bize bunu ulaştırabilir. Eksi 2'yi alabiliriz. 3 kuvvet olması lazım ve bir tanesi pozitif. Şimdi biz zaten eksi 1 bölü 25'e ulaşacak ifadeyi bulduk. Bunun yanına bir de 1 kuvvetini alırsak sonucu değiştirmeyen bir sayı olduğu için işimize yarar. O zaman eksi 5'in eksi 2. kuvvetinin şu şekilde 1. kuvveti dersek negatif olmasını da sağlamış oluruz. Kuvveti parantezin içerisinde kullandığımız için aynı burada olduğu gibi negatif bir sonuç elde etmiş oluruz. O da eksi 1 bölü 25 sonucunu verecektir. Demek ki biz bunu da elde edebiliyoruz. Fakat burada eksi 64 sayısını hiçbir şekilde elde edemeyiz.
Çünkü zaten hani 2'nin 6. kuvvetiyle elde etmeye çalıştığımızda tabanda 2'yi kullandığımızda bir tane pozitifi seçmiş oluyoruz. Başka pozitif seçeneğimiz kalmıyor. Eğer başka pozitif sayı seçebilecek durumda olsaydık elde edebilirdik belki. Cevabımız Denizli olacaktır. Evet, bir diğer kazanımımıza bakalım. Çok önemli bir kazanım. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. Şimdi bu ne demek? Üslü sayılarda çarpma işleminin kurallarını bilmeniz, bölme işleminin kurallarını bilmeniz, biraz önce de kullandığımız gibi üssün üssü dediğimiz kuralları, temel kuralları bilmeniz demektir. Bunlara dair sorular. İlk sorumuza bakalım. Genelde bu sorularla ilgili formül bilgisi bu şekilde hemen hemen bütün sorularda veriliyor. Depolama alanlarının isim ve kısaltmaları ve kapasiteleri aşağıda verilmiş. Mesela TB, terabyte diye verilmiş. Burada gigabyte dediğimizin kısaltılmışı verilmiş. Megabyte dediğimizin kısaltılmışı verilmiş. Ve birbirine dönüşümleri verilmiş. 1 gigabyte, 1024 megabyte, yani bunu üslü bir şekilde yazmış. 2 üzeri 10 megabyte. 1 terabyte, 1024 gigabyte, yani 2 üzeri 10 gigabyte demiş. Bu dönüşümleri muhtemelen kullanacağız. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi 16 terabyte kapasiteli depolama alanı bulunan Cafer bu belleğin yarısına, bir tanesi 8 megabyte olan kızı Zeynep'in resimlerini depolayacaktır. Buna göre bu depolama alanının yarısına kaç adet resim yükleyebilir? Şimdi bu tür sorularda öncelikle hangi işlemi yapacağınızı anlamanız gerekiyor. Hangi işlemi kullanacağınızı. Şimdi bizim resimlerimiz bir defa megabyte cinsinden olduğu için bu kapasitesi verilen ifadeyi, 16 terabyte'i bizim megabyte'e döndürmemiz gerekiyor. Ne yapacağım? Ben çarpacak mıyım, bölecek miyim? Hangi işlemi yapacağım? Doğru orantı mesela bu tür sorularda hangi işlemi yapacağınıza dair size iyi bir bilgi verebilir. Mesela şunu ilk önce gigabyte'e çevirmek için bu bilgiyi kullanırsak. 1 terabyte 2 üzeri 10 gigabyte'sa bu verilmiş. Bizim 16 terabyte kaç gigabyte'tır diye sorabiliriz. Bu şekildeki doğru orantımız sayesinde bu ikisinin çarpılıp sonucun 1'e bölünmesinin zaten etkisiz olduğu için bir anlamı yok. Yani 16 ile 2 üzeri 10'u çarpacağız. 16 çarpı 2 üzeri 10 dediğimizde 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 10. Üslü sayılarda çarpma işlemi yapılırken tabanlar aynıysa üstler toplanır. 2 üzeri 14. Ne bulduk biz 2 üzeri 14? Terabaytı gigabayta çevirmiş olduk. 2 üzeri 14 gigabayt alanımız var. Artık 16 terabayt alanımız var dememize gerek yok. 2 üzeri 14 gigabayt alanımız var diyebiliriz. Ama biz bunu megabayta çevirmek istiyorduk. Şimdi yine ikinci bir çevirme işlemiyle bunu yapalım. Burada da yine 1 gigabaytın 2 üzeri 10 megabayt olduğu soruda verilmiş bize bilgi olarak. Onu da burada görebiliyoruz. Buna göre 2 üzeri 14 gigabayt kaç megabayttır? Şimdi bunu bulalım. Yine aynı şekilde çarpacağız sayılarımızı. 1'e bölmenin bir anlamı yok. 2 üzeri 14 çarpı 2 üzeri 10. Yine baktığımızda tabanlarımız aynı. Üstleri toplarsak 2 üzeri 24 megabayt. Bizim şu alanımız artık 16 terabayt diye kullanmamıza gerek yok. 2 üzeri 24 megabaytlık bir alanımız var. Ne yapacakmışız biz bu alanı? Bu alanın yarısına. Şimdi bir şeyin yarısı nasıl bulunur? Yani üslü ifadelerde nasıl bulacağımızı başka sayılar kullanarak da yine anlayabilirsiniz. Bir şeyin yarısı 2'ye bölünerek bulunur. Biz de 2 üzeri 24'ün yarısını bulurken hemen buradan şöyle çıkaralım okumuzu. 2 üzeri 24'ü 2'ye böleceğiz. Bu 2 üzeri 1 demek. Tabanlar aynıysa üstleri çıkaracağız. 2 üzeri 23 megabayt. 2 üzeri 23 megabaytlık bir alana 8 megabaytlık resimler koyacağız. Bunun içerisine, bu kadarlık bir alanın içerisine 8 megabaytlık resimlerden kaç tane sığdığını bulmak için yine bölme işlemi yapmamız gerekiyor. 2 üzeri 23 bölü 8,
Yani 2 üzeri 23 bölü 2 üzeri 3. Tabanları aynı. Üstleri çıkarırsak 2 üzeri 20 olacaktır. 2 üzeri 20 tane resim yükleyebiliyormuş demek ki bu alanı. Oldukça yine güzel bir soru. Devam edelim. Yine işlemlere dair bir soru. Her soruda olduğu gibi bizim yine çarpma ve bölmeye ait formüllerimiz burada verilmiş. Alt tarafa doğru geçelim. Sorumuza bakalım. Diyor ki aşağıda bir oyunun akış şeması verilmiştir. İşlem adımlarında bulunan sonucun özelliğine göre belirtilen yönlerde oyun devam ettirilmektedir demiş. Buna göre bakalım bir oyun şemamıza şöyle. Sayıyı buradan giriyoruz. 25 katını alıyoruz. Sonuç pozitifse bu yolu, negatifse bu yolu, sonraki işlem adımlarıyla da en son sonucu yazacak şekilde oyuna devam ediyormuşuz. Diyor ki bu oyuna 5 üzeri eksi 3 sayısını girerek başlayan Ilgaz oyun bitiminde hangi sonucu yazar demiş. Şimdi sayı gir dediği kısma biz 5 üzeri eksi 3 sayısını giriyoruz. Şimdi 25 katını al. Bir sayının kaç katını alıyorsak çarpmamız gerekiyor. O kadar sayıyla çarpmamız gerekiyor. O zaman 5 üzeri eksi 3'ün 25 katı demek 5 üzeri eksi 3'ü 25 ile çarpmak demek. Tabii ki burada tabanları aynı yapabileceğimiz için üstü bir işlem yapmayı tercih ediyoruz. 25, 5 üzeri 2. Tabanlarımız aynı olduğu için üstleri topluyoruz ve 5 üzeri eksi 1. 25 katını aldık. 5 üzeri eksi 1 sonucuna ulaştık. Şimdi biz buna bir karar vermemiz gerekiyor. Sonuç pozitif mi? Sonuç negatif mi? Bazen şöyle bir yanılgıya düşebiliyorsunuz. Hani kuvvet eksi olduğu için sanki sonucun negatif olduğunu zannediyorsunuz. Hayır. 5 üzeri eksi 1 eksi kuvvet sayıyı çarpma işlemine göre tersine çevirir. Yani 5 bölü 1 iken 1 bölü 5 sonucunu verir buna. Sadece dediğim gibi çarpma işlemine göre tersini verir. 1 bölü 5 de pozitif bir sayıdır. 0 ile 1'in arasında pozitif bir sayıdır. Demek ki bizim izleyeceğimiz yol bu yol. Şimdi 5 üzeri eksi 1 sayımızın %20'sini bulalım. %20 ne demek? Önce yine ona bakalım. %20, 20 bölü 100. Biz bunu sadeleştirirsek şöyle 1 bölü 5'ini bul. Yani 1 bölü 5 ile çarpmak yerine biz 5 üzeri eksi 1 ile çarpabiliriz. Sonuçta tabanlarımızın aynı olmasını istiyoruz. 5 üzeri eksi 1 çarpı 5 üzeri eksi 1 dersek bulduğumuz sonuç 5 üzeri eksi 2 olacaktır. Buradan elde ettiğimiz sonuç 5 üzeri eksi 2. Şimdi biz bu sonucu bir inceleyelim. Bulduğumuz sonuç 1'den büyükse bu yola, 1'den küçükse bu yola. 5 üzeri eksi 2'nin sonucuna bakalım. Yine negatif kuvvet. 5 üzeri 2 25. Bu sayı 25'i ters çevirecek çarpmaya göre. Yani 25 bölü 1 değil 1 bölü 25 yapacak. 1 bölü 25 sonucuna baktığımızda 0 ile 1'in arasında bir sayı. Yani 1'den küçük bir sayı. O zaman izleyeceğimiz yol bu sefer yine bu tarafa gideceğiz. Ve en son işlemimize geldik. Zaten 5 üzeri eksi 2 idi. 5 üzeri eksi 2'ye böl. Bir defa zaten direkt aynı sayıların birbirine bölünmesi bir sonucunu verir. Direkt bunu görebiliriz ama 5 üzeri eksi 2 bölü 5 üzeri eksi 2 dersek de tabanlar aynı, üstleri çıkarttığımızda 5 üzeri 0. Yani bir sonucunu bu şekilde de işlemle de bulabilirdik. Ama dediğim gibi aynı sayıların birbirine bölümü sonucu 1 yapacaktır. Cevabımız A seçeneği olacak. Yine bununla ilgili bir başka bakanlığımızın sorusu. Burada birazcık daha işaret belirlemeye ve üssün üssü kuralına dair bir soru seçmeyi tercih ettim. Bu tür konularda özellikle üssü sayıların bu giriş kazanımında diyelim en çok hatayı işarette yapıyorsunuz. En çok işaret belirlerken işte sonuç pozitif miydi, negatif miydi, hangi işareti etkiliyor? İçlerinden en ufak bir tanesinde bile hata yaptığınız zaman sonuç yanlış olmuş oluyor. Ondan dolayı İyi belirlemek gerekiyor. Buna dair bir soru. Şimdi burada kartların muhtemelen puzzle parçalarının görebiliyoruz renkli. Matematik öğretmeni Elif'e yukarıdaki evet yapboz parçalarını verip onlardan üzerinde yazılı olan üstü ifadelerin değerleri birbirine eşit olan 4 parçayı birleştirerek bir yapboz modeli oluşturmasını istemiş. Neleri birleştirmesi isteniyor? Değerleri. Birbirine eşit olan. Şimdi biz o zaman buradaki ifadelerde değerleri birbirine eşit olanları bulmamız lazım. Sizlere tavsiyem bu tür sorularda
En büyük derdimiz işaret olduğu için lütfen önce işaret belirleyin. Önce bütün işlemin sonucunun kaç olduğundan ziyade pozitif mi negatif mi olduğunu belirlemeye çalışın. Mesela şuradaki işlemin zaten sonucunu bulma şansımız yok. Çok büyük bir üs var. Biz önce işareti bulalım. Bu şekilde parantez içinde negatif bir sayının çift kuvveti daima pozitif bir ifadedir. Yani sonuç kesinlikle pozitif olacak. 2 üzeri 12. Ben bunu artı 2 üzeri 12 gibi düşüneceğim artık. Şu sayının bir anlamı yok benim için. Şimdi burada üssün üssü kullanacağız ama ne demiştik? Önce işaret belirleyelim. Sayıya baktığımızda zaten pozitif bir sayı. Pozitif bir sayının bütün kuvvetleri pozitiftir. Bir defa sonuç yine pozitif olacak. Üssün üstünde de üsleri çarpıyorduk. 12 ile eksi 1'i çarptık. Eksi 12. 2 üzeri eksi 12. Şimdi buraya gelelim. Yine önce işaret belirliyorum. Negatif bir sayının tek kuvveti bir defa kesinlikle negatif bir değer verecek. Şimdi hepsi 2 tabanındaysa ben artık bunu da 2 tabanına almak isterim. 2 üzeri 4'ün şöyle 3. kuvveti üssün üstünden 2 üzeri 12'yi. Negatif ve üstü de 2 üzeri 12. Şu ana kadar hiç birbirine eşit ifade bulamadık açıkçası. Devam edelim. Yine önce işaret belirleyelim. Baktığımızda negatif bir sayının tek kuvveti bir defa kesinlikle negatif. Şimdi yine 2 tabanını alacağız. 1 bölü 16 2 üzeri eksi 4'tür. Üstünde de 3 var. Üstün üstünü çalıştırırsak, üstleri çarparsak 2 üzeri eksi 12 olur. Gördüğünüz gibi yine farklı bir ifade bulduk. Şimdi buna gelelim. Negatif bir sayının çift kuvveti bir defa pozitif. Bunu 2 üzeri 2'nin 6. kuvveti gibi düşünürsek üssün üstünden bu da 2 üzeri 12. Evet, şimdi eşit bir, iki tane bir ifade bulduk. Şu an için kırmızıyla pembe birbirine eşit. Yine buraya bakalım. Negatif sayının çift kuvveti pozitif bir sonuç verecek. 2 üzeri 3'ün şöyle 4. kuvveti üstün üstünden 2 üzeri 12. Evet, bir tane daha eşit ifade bulduk. Şu an için kırmızı, pembe ve mor birbirine eşit. Buraya gelelim. Negatif sayının çift kuvveti pozitif bir değer verecek. 2 üzeri 6'nın eksi 2. kuvveti üstün üstünden 2 üzeri eksi 12 sonucunu verecek. Son değerimizi de bulalım. Negatif sayının çift kuvveti yine pozitiftir. Üstün üstünden 1 bölü 8 2 üzeri eksi 3. Bir de eksi 4. kuvveti alırsak. Eksi 3 ile eksi 4'ün çarpımı artı 12 yapacak. 2 üzeri 12. Yine diğer 3 ifadeye eşit bir ifade daha bulduk. Bu durumda kırmızı, pembe, mor ve gri. Kırmızı, pembe, mor ve gri. Kırmızı, pembe, mor ve gri. Evet, C seçeneğinde cevabımız doğru bir şekilde gözüküyor. Dediğim gibi işareti önce belirlerseniz biraz daha hatasız çıkarsınız bu tür sorulardan. Evet, bir sonraki kazanımımıza geçelim. Bu kazanımda diyor ki sayıların ondalık gösterimlerini onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. Yani çözümleme yapma üzerine. Çözümlemeyi biz 6. sınıftan bu yana biliyoruz. Belki de daha önceden de yapıyoruz. Ondalık sayıların çözümlemesini daha çok 6. sınıfta gördünüz. Fakat burada üslü bir biçimde çözümleme, 8. sınıfta bu kazanımın vurguladığı onun tam sayı kuvvetleri dediği 10, 100, 1000 şeklinde ifade etmek yerine onun tam sayı kuvvetlerini ifade etmek, yani üslü olarak ifade etmek. Bakalım buna dair beceri temelli sorumuza. Yukarıda bir sayı doğrusu verilmiştir. Bu sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 4 eş parçaya ayrılmış. Görüyoruz 0 burada, 1 burada ve 4 aralığa ayrılmış. Verilenlere göre A ile gösterilen sayının çözümlenmiş hali hangi şıkta doğru gösterilmiştir? Öncelikle biz bu A ile gösterilen sayının kesir olarak karşılığını bulabiliriz. 0 ile 1 arası bir bütün. Bu bütünü biz 1, 2, 3, 4 parçaya bölmüşüz. Bu bizim paydamızı ifade eder. Üçüncüsünü almışız. Bu da payımızı ifade eder. Yani bizim baktığımızda A diye ifade ettiğimiz sayı 3 bölü 4. Şimdi 3 bölü 4'ü bu haliyle tabii ki çözümlemeyeceğiz. Çözümleyebilmemiz için ondalık gösterim olması lazım. Ondalık bir ifade. Ondalık gösterimle gösterilmiş olması lazım. Hemen bunu ondalık göstermek için paydayı 10, 100, 1000'den 25 ile genişleterek 100 haline getiririz. Bu da 75 bölü 100 yapar. Ondalık karşılığı da 0,75'tir. Şimdi 0,75 sayısını çözümleyeceğiz. 0,75'i çözümlerken
Şu 10 üzeri 0 dediğimiz 0 çarpı 10 üzeri 0 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 1 dediğimiz 10'da birler basamağı. 10 üzeri eksi 2 dediğimiz %1'ler basamağı ve basamaktaki rakamla çarparak çözümlememizi yapıyoruz. Şimdi burada sıfır çarpmada yutan ve toplamada etkisiz olduğu için şunu yazmanın bir anlamı yok. Bundan dolayı bu yokmuş gibi çözümlemize baktığımızda A seçeneğinde cevabı görebiliyoruz. Evet, bir sonraki sorumuz yine çözümleme ile ilgili. Bir ondalık gösterimin basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasına çözümleme denir diye yine bakanlığımızın sorularında bu bilgi veriliyor. Ve biz bunu onun tam sayı kuvvetlerini soldan sağa doğru azaltarak devam ettirdiğimizi söylemişiz. Şimdi esas sorumuz burada başlıyor. Diyor ki Rize Fırtına Vadisi'nde yürüyüş yaparken kaybolan bir turisti bulmak için onun kullandığı cep telefonundan gelen sinyaller incelenmiştir. Fırtına Vadisi'nde bulunan 4 farklı bölgedeki baz istasyonunda telefondan gelen sinyallerin gücü aynı birim cinsinden onun tam sayı kuvvetleri şeklinde çözümlenerek verilmiş. Yani çözümlenmiş hali verilmiş. Birinci bölgede neymiş bu verilen sinyalin gücü? Aklımızda bulunsun. Birinci bölgedeki sinyalin gücü, ikinci bölgedeki sinyalin gücü, üçüncü bölgedeki ve dördüncü bölgedeki sinyalin gücü. Şimdi burada tabii ki çift yönlü düşünebilmek gerekiyor. Biz bir önceki soruda bir ondalık gösterimi çözümlemeyi yaptık. Burada da tam tersini istiyor sizden. Yani çözümlenmiş bir ondalık gösterim var. Bunun ondalık gösterim halini bulmanızı istiyor. Çözümlenmiş sayıyı bulmanızı istiyor. En fazla olan bölgeyi bulacakmışız. Sinyal gücü en fazla olan. O zaman şimdi bu 10 üzeri 0 1'e eşit olduğu için 1'ler basamağı. Başında hiçbir sayı yazmamış ama 1 etkisiz eleman olduğu için 1 var. 1 virgül. 10 üzeri eksi 1 10'da 1'ler basamağı. 2. 10 üzeri eksi 3 binde birler basamağı. Demek ki bakın 10 üzeri eksi 1 ile 10 üzeri eksi 3'ün arasında 10 üzeri eksi 2 yüzde birler basamağı olması lazım. Burada öyle bir şey yazılmadığına göre demek ki o rakam 0. 0 biliyorsunuz yazılmayabiliyordu. Bir üstteki soruda da göstermiştik. Şimdi de binde birler basamağı bu. Yine birler basamağı başında 1 olduğu için 1 virgül diye başlayabiliriz. Hemen onda birler basamağı gelmiş. 3. Başka da bir şey yok. Yine bunun başında 1 olduğu için 1 virgül. Şimdi onda birler olması lazım. 10 üzeri eksi 1'li bir şey olmadığına göre burası 0. 10 üzeri eksi 2 olan 8. Bunun da karşılığı ondalık gösterimi bu. Hemen alttakine baktığımızda yine 1 ile başladık. 1 virgül. Onda birler olması lazım ama yok. 0. Yüzde birler 4. Binde birler 5. Şimdi çözümlenmiş hallerinden biz sayılarımıza ulaştık. Bunda en sinyal gücü en fazla olan ondalık sayıların sıralamasında önce tam kısma bakılır. Ama tam kısma baktığımızda hepsinin tam kısmı 1. O zaman ondalık kısmına baktığımızda bunların basamak değerlerini eşitlerseniz kolay bir sıralama yapılabilir. Mesela bunun virgülden sonra 3 basamağı var. Bunun virgülden sonrası 3 basamağı olacak şekilde sıfırlarını koyalım. Buna da koyalım. 204 300, 0.80 ve 0.45 şeklinde oldu artık. En büyük olan tabii ki içlerinde 300 olduğu için ikinci bölge sinyal gücü en fazla olan bölge. Demek ki ikinci bölgeden başlanmış aramaya diyebiliriz. Evet, bir sonraki kazanımımız verilen bir sayıyı onun farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. Bu iki kazanımı birlikte düşünebiliriz. Çok büyük, çok küçük sayıların bilimsel gösterimini ifade eder, karşılaştırır. Burada bilimsel gösterimdeki önemli noktayı da vurgulamış. Bilimsel gösterimde mutlak değer A dediğimiz, yani 10 üzeri n'in şu üst olacak, 10 üzeri n'in başındaki sayının mutlak değeri 1 veya 1'den büyük, ondan küçük olması lazım. 1 olabilir ama 10 olamaz. 1 ile 10 arasında. Bu bilgiyi veriyor zaten. Alttaki soruda da gördüğünüz gibi bütün soruların başında bu bilgiyi veriyor. Şimdi sorumuza bakalım. Bir kar tanesinin ağırlığı yaklaşık olarak 0,005 gramdır. Şimdi bu tür soruları çözerken yine tavsiyem
ondalık olduğu için oldukça büyük küçük sayılar oldukları için bu sayıları yukarıda da ifade ettiği gibi doğrudan onun kuvveti şekline dönüştürün. Birinci şart budur. İlk yapmanız gereken. Mesela ben 0,005 gram kullanmak yerine 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram şeklinde kullanmayı tercih ederim. Artık şunun bir anlamı yok benim için. Devam ettik. 1 metreküp karda 350 milyon tane kar tanesi bulunuyormuş. Şimdi şunu da bilmemiz gerekiyor. Milyon. Milyon kelimesini de büyük bir sayı olduğu için 10 üzeri 6 olarak değerlendireceğiz. Yani 350 milyon dediğimiz şey bizim için 350 çarpı 10 üzeri 6. Milyonda 10 üzeri 6, milyarda 10 üzeri 9 gibi hemen bu ifadeleri yerleştirmemiz gerekiyor. Bu kadar kar tanesi bulunuyormuş. Yukarıdaki bilgilere göre 1 metreküp kar tanesinin ağırlığının kaç kilogram olduğu. Bu tür birim dönüşümlerine dikkat edin. Burada gram verdi, kilogram istiyor. Ve bilimsel gösterimle aşağıdakilerden hangisi ifade eder? Şimdi 1 metreküp karda 350 milyon tane olduğunu biliyoruz. Bir tanesinin de ağırlığı bu kadar. Hangi işlemi yapacağınızı bilemediğiniz zaman yine doğru orantıyı kullanabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki mesela burada bir tanesinin ağırlığı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram ise 350 milyon tanesinin yani 350 çarpı 10 üzeri 6 tanesinin ağırlığı kaç gramdır? Yine gram olarak bulursunuz bunu. Şuradaki birimler aynı olur. Buradan çaprazları çarpıp şu boşta kalan sayıya böleceğiz. Ama zaten bu çapraz ifadelerin çarpımından çıkan sonucu 1'e bölmenin bir anlamı yok. Burada da çarpma yaparken 350 ile 5'i çarparsak 1750 olur. Çarpı 10 üzeri 6 ile 10 üzeri eksi 3'ü de tabanları aynı olduğu için üslü olarak çarparız. Tabanları aynı, üstleri toplarsak 10 üzeri 3 olur. Şimdi biz bunu gram olarak bulduk. Peki bizden ne istiyor? Kilogram istiyor. Şimdi gramı kilograma çevirirken buradaki dönüşümü vermiş. 1 kilogram 1000 gram olduğuna göre gramı kilograma çevirebilmeniz için bu ifadeyi 1000'e bölmeniz lazım. 1000'e böleceğim ve bu sayede gram değil sonucu artık kilogram olarak bulacağım. 1000'e bölerken de 10 üzeri 3 deyip şöyle sadeleştirmemizi yapalım. 1750 kilogram. Şu an sonucu buldum. Yapmam gereken tek bir şey kaldı. Bilimsel gösterimle ifade etmek. Bunu bilimsel gösterimle ifade edebilmek için buradaki bilgimizde de olduğu gibi başındaki katsayının 1 ile 10 arasında olması lazım. O zaman şunu 1, 2, 3 basamak küçültmemiz gerekiyor. Bu 1,75 çarpı 10 üzeri 3 basamakta bunu büyütmemiz gerekiyor. 10 üzeri 3 şeklinde yazarız ve bulduğumuz ifade Ceyhan seçeneğinde olduğu gibi bilimsel bir gösterim olur. Evet, 9. sorumuza bakalım. Mutlak değer A, 1 veya 1'den büyük, işte ondan küçük bir gerçek sayı, n'de bir tam sayı olmak üzere bu bilimsel gösterimdir. Başındaki sayının yine 1 ile 10 arasında 1 olabilir ama 10 olamaz şeklindeki ifadesi. Ağaçlar yaptıkları karbondioksit emilimi nedeniyle küresel ısınmanın etkilerini azaltmak ya da ortadan kaldırmak için oldukça önemlidir. Yetişkin bir ağacın 1 saatte ortalama 2,3 kilogram karbondioksit emilimi yaptığı bilinmektedir. Bu kadar kilogram emilim yapıyormuş. Diyor ki, şu afişte de 10 milyon öğrenci 10 milyon fidan. 10 milyon fidan. Bunu kullanacağız muhtemelen. Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü gereğince 6 Kasım 2018 tarihinde Fidanlar Fidanlarla Büyüyor projesi kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak 10 milyon fidan dikimi gerçekleşmiş. Biraz önce de söyledim. Ne demiştik? 10 milyon yok. Hemen biz onu 10 çarpı 10 üzeri 6. Zaten tabanları aynı olduğu için şimdi şöyle de diyebiliriz. 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 6'dan direkt 10 üzeri 7 diyebiliriz. Bu kadar fidan dikimi yapılmış. Proje kapsamında dikilen 10 milyon fidanın
tamamının yetişkinliğe erişmesi durumunda 1 saatte yapacağı ortalama karbondioksit emilimin miktarını bulmamız isteniyor. Şimdi biz bir ağacın ne kadar emilimi yaptığını biliyoruz ki bunu da şöyle yapabiliriz. 2,3 yazmak yerine 23 çarpı 10 üzeri eksi 1 kilogram yazalım ki çarpması bölmesi kolay olsun. Yine orantımızı kurabiliriz. Bir ağaç 1 saatte 23 çarpı 10 üzeri eksi 1 kilogram bir emilim yapıyorsa bizim elimizde 10 üzeri 7 tane ağaç var. Bu kadar ağaç ne kadar emilim yapar? Yine şu birin anlamı olmadığı için ifadelerimizi çarpacağız. Bu da 23 çarpı 10 üzeri 7 ile 10 üzeri eksi 1'in tabanları aynı. Üstlerini toplarsam 10 üzeri 6 yapar. Bu kadar ne bulduk? Kilogramlı. Biz de kilogram bulduk. Şimdi bizden ne istiyor? Bu emilim miktarının ton cinsinden bilimsel gösterimini istiyor. Önce ton cinsine çevirmemiz lazım. Sonra bilimsel gösterimini yapabiliriz. 1 ton 1000 kilogram. Şimdi küçük bir birimi daha büyük bir birime çevirirken yaptığımız işlem bölme işlemi. Kilogram gibi yani tona göre biraz daha altta olan basamakta olarak altta olan bir birimi üstteki bir birime çeviriyoruz. 1000'e bölmek gerekiyor. 1000'e böleceğimize biz doğrudan 10 üzeri 3'e bölüyoruz. Buradan da 23 çarpı 10 üzeri 3 ton haline getiriyoruz. Şimdi bunun bilimsel gösterimi istenmiş. Bu ifadeyi bir basamak küçültüyoruz. 1 ile 10 arasındaki bir sayı haline getiriyoruz. Bunu da 1 büyütmemiz gerekiyor. 10 üzeri 4 ton. Bilimsel gösterimle ifadesi de A seçeneğinde mevcut. Evet arkadaşlar, bugünlük soru çözümlerimiz bu kadar. Kazanımlara ait her birinden tek tek soru çözümlerini gösterdim. Bir dahaki videoda da üstü sayılarla ilgili yine karma sorularla, karışık sorularla devam edeceğiz. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum.